Bir önceki videoda Arduino projelerimize ses komutları eklemeyi göstermiştim. Bu videoda da o bilgilerden faydalanarak dünyanın en iyi Ender 3 versiyon 2 yazıcısıyla dünyanın en kötü yazıcısıyla basılmış gibi bir gece lambası yaptım. Bu devreyi daha sade hale getirmek için bir devre kartı tasarladım. Normalde devre kartlarımı genellikle SMD elemanlarla tasarlıyordum ama bu sefer yer sıkıntım olmadığı için modüller için tasarladım. Yani Arduino Nano'su, şarj devresi gibi şeyleri doğrudan üzerine takıp pratik bir şekilde lehimleyip çalıştırabileceğim bir devre tasarladım. Eğer sen de bu projeyi yapmak istersen devre kartı tasarlamana gerek yok. Herhangi bir Arduino modeliyle hatta herhangi bir mikro denetleyiciyle aynı projeyi yapabilirsin. Devre kartlarını PCBay'den sipariş ettim. FedEx kargoyla 7 günde elime ulaştı. Bu sefer 10 tanesiyle 5 tanesi aynı fiyat olmasına rağmen 5 tane sipariş ettim. Çünkü zaten bir tane ihtiyacım vardı. Kısaca devreden de başlayayım. Devre genel olarak 2 tane lityum iyon pille çalışacak. Bu pilleri arka tarafa lehimleyeceğim. Ön tarafta ise Arduino Nano olacak. Arduino Nano'yu şu header'larla lehimleyeceğim. Ve şarj kısmını da bu modül halledecek. Onu da doğrudan erkek header'larla lehimleyeceğim. Ses tanımlama kısmındaysa ses tanımlama modülü kullanacağım. İlk testlerimi Wi-Fi kontrollü LED kontrolcüsüyle yapacağım. Daha sonrasından da ses kontrolüne geçeceğim. Yani Arduino sonradan devreye girecek. Burada dikkat ettiğim önemli şeylerden bir tanesi LED'ler. Bu LED'lerin parlaklığı ve renkleri çok güzel olduğu için tercih ettim. Ve 1 metresinde 144 tane adreslenebilir LED var. Çoğu şerit LED'de daha az LED oluyor. Bunda daha fazla var ve parlaklıkları da gayet güzel. 5 voltla çalıştıkları için de Arduino gibi sistemlerle daha rahat kullanılabiliyor. Son olarak piller tamamen bitmesin ya da fazladan şarj olmasın diye pil koruma entegresini de ekleyeceğim ve projem tamamlanacak. Ben 5 voltluk ledlerle test yapacaktım ama dalgınlığıma geldi, 12 voltla test yaptım. Şerit ledlerden 1 metrelik olan kısmı yaktım. İyi ki elimde 2 tane daha vardı, videoya onlarla devam edeceğim. İlk testlerde kolaylık olsun diye 12 voltluk şu ledlerle test yaptım. Daha sonrasında tekrar 5 volta geçip esas ledlerle projeye devam ettim. LED'lerle birlikte aldığım bu Wi-Fi kontrolcüsü de benim kullandığım TUYA otomasyon sistemiyle doğrudan uyumlu. Aynı zamanda Amazon Alexa'ya bağlayıp istediğim ışık efektini de sesli komutlarla açabiliyorum. Alexa, ask fairy light to rainbow effect. Okay. Alexa, turn off RGB LED. Alexa, set the brightness of RGB LED to 30%. Okay. İsterseniz projeyi böyle yapabilirsiniz, isterseniz Arduino ile kendiniz yapabilirsiniz. Tercih size kalmış. Bu
videoya yorum yapanlardan birine 100 dolar değerindeki Geek Club'ın Cyberpunk setini hediye edeceğim. Lehim yapmayı öğrenmek ve temel elektronikte kendisini geliştirmek isteyenler için elektronik 3 boyutlu bir puzzle bu. 144 parçadan oluşuyor, 80'den fazla komponent var. Lehimleme konusunda ve temel elektronik konusunda kendini geliştirmek isteyen arkadaşlarıma faydalı olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi tek şart videoya yorum yapmak. Arduino, kırmızı. Arduino, yeşil. Arduino, mavi. Arduino, ışığı kapat. Tekrar hatırlatayım. Videoya yorum yapan arkadaşlarımdan bir tanesine 99 dolar değerindeki bu seti hediye edeceğim. Sonraki videolarda görüşmek üzere sevgili dostum. Kendine çok iyi bak. İyi ki varsın.